ürettikleriyle terörist besleyen komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu. Ana akım medyada ve oradan etkilenerek sosyal medyada gündemden düşmeyen, yağlanan, ballanan komünist başkanı ne kadar tanıyorsunuz? Sevgi pıtırcığı, halk kahramanı gibi gösterilen başkan aslında kim, onu aktaracağım. Ovacık'tan Türkiye'nin tek komünist başkanı oldu. Nohut fasulye üretti. Birkaç bin nüfusu olan yerde ulaşım ücretsiz yaptı. Ardından parıl parıl parlatıldı. Ovacık insanları tarafından alçak gönüllü denildi. En azından medyadan öyle duyuruldu. 31 Mart seçimlerine gelindiğinde Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanlığı için aday olacağını her yere duyurmaya başladı. Beklenti komünist başkan olarak aday olmasıydı. Ancak farklı bir süreç başladı. HDP, Maçoğlu'nun kendilerinden aday olmasını istiyordu. Maçoğlu hayır demedi. Uzun süre pazarlıklar yapıldı. Anlaşma son anda iptal oldu. Maçoğlu, TKP'den aday olarak Tunceli'yi kazandı. Kim ne derse desin, önemli bir başarıydı. HDP ile yakın teması fazla dikkat çekmedi. Ama o uzun pazarlıklar epey kafa karıştırıcıydı. Maçoğlu, sempatik profili bir anda değişmeye başladı. Çünkü kendisi epey karanlık dehlizlerde ideolojik saplantılar içindeydi. Kendisini Tunceli Belediye Başkanı değil de Dersim Belediye Başkanı olarak tanıtmaya başladı. Sosyal medya hesaplarını bu şekilde değiştirdi. Tepkiler arttı. Neden böyle yapıyorsun? Seni seçenler Dersim ismini sevebilir ama geçmiş konuları kaşımanın, insanları kutuplaştırmanın kimseye faydası yok denildi. Dikkate almadı. Pohpohlanarak halk kahramanı yapılan bu başkan bir baktık ki Tunceli Belediyesi yerine Dersim Belediyesi adını kullanacaklarını açıkladı. Buyur buradan yak. Demek ki kendisi gayet belirli ideolojilerin bataklığında. Demek ki kendisi gayet istekli bir şekilde kendisine yönelen sevgiyi dağıtmakla meşgul. Bu girişimin Türkiye'ye hiçbir hayrı yoktur, olmamıştır. Çünkü oraya Dersim yerine Tunceli denilmesi bir devlet kararıdır. Komünist başkanın bu kararı eleştirilirken en sert ve anlamlı tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, ilgili karar yok hükmündedir. Ayaklarımızın altındadır. Gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır ifadelerini kullandı. Bu son yaşanan gelişmeydi. Ben size son 2 aydaki icraatlarını da aktarayım. TKP'li Maçoğlu, kayyum döneminde halka ücretsiz hizmet veren aşevi ve çay evini kapattı. Aşçının işine son verdi. Fatih Mehmet Maçoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan mescit ve bebek bakım odasını da kapattı. Yine Tunceli Belediyesi tarafından tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilere verilen öğle yemeği ve servis desteğini kesti. Komünist olan Maçoğlu'nun iki yüzlülüğünü görün. Bunlar daha ne ki? Ürettiği nohut ve fasulye ile teröristleri beslemiş. Özellikle Fox ekranlarında parlatılan ve ana haberlerinde övgüyle bahsedilen Tunceli eski Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili şok bir ifade ortaya çıktı. 2017 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan ve örgüt adına itirafçı olan MZ Kod adlı EÇ isimli bir şüpheli ifadesinde kendisini Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı olarak tanımlayan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu. İtirafçı, Maçoğlu'nun teröristlerin saklandığı kırsal alanlara nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta bu durumun teröristlerce komünist başkanın organik nohut ve fasulyeleri olarak anıldığını anlattı. İtirafçı ifadesinde şunları söyledi. 14 Haziran 2016 tarihinde Tunceli Ovacık Karayolu'nda yol kesme eylemi ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi imzalı pankart asma eyleminde MKP terör örgütü mensubu Okan Kod adlı ile Ovacık ilçesi belediye başkanı Fatih Maçoğlu'nun görüştüğü esnada bana gösterilen şahsı gördüm. Belediye başkanı Fatih Maçoğlu Ovacık belediye başkanıdır. Maçoğlu'nun TKP, ML, TİKKO ve MKP terör örgütlerinin üstlendiği kırsal alanlarına nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta bunlar komünist başkanın organik nohut ve fasulyeleri dediklerini hatırlıyorum. Neymiş efendim, öyle iki güzel kare yansıdı diye kimse göklere çıkarılmazmış. Her gördüğümüze inanılmazmış. İyi araştırmak gerekirmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak ve bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilmeniz için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen ikonuna basın ki daha çok kişi görebilsin ve yine videoyu paylaşarak daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.